Mutfak Sektörü'yle ben merkez izleyicileri Sinop'tan seslenmeye devam ediyoruz. Sektörün lider firmalarından olan konuk Metin Balıkevi'nin konuğuyuz. Yanımızda firma sahibimiz Metin Bey ve artık ikinci nesil olarak görevimiz üstlenmiş bulunan İsmail Bey. Aynı zamanda da şefimiz İsmail Bey bulunmakta. Efendim merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Sağ olun, siz de iyisiniz. Teşekkür ediyoruz. Metin Bey, öncelikle sizi ve firmanızı tanımak istiyoruz. Ne kadar süredir bu sektöre hizmet sunuyorsunuz? Biz 23 yıldır buradayız. Çay bahçesi olarak açtık burayı. Baktık deniz kıyısında oturuyoruz. Sinop'un balığı da meşhurdur Sinop. Dedi insanlara burada balık da sunalım, balık da yedirelim diye. Balık sektörümüzü kendimiz bildiğimiz için insanlara balık sunmaya devam ettik. Burada hala da devam ediyoruz. Günlük mevsimde işte bu aylarda çıkan palamut, islar, cinokok, büfer, yaz sezonlarında çupra, levrek, somon, buraya özgü çarpan iskorpit dediğimiz balığımız var. Çorbası ve şişi yapılır, tavası yapılır, mükemmeldir. Karadeniz özgü bir balıktır, Sinop özgü balıktır daha doğrusu, Sinop'un çevresine. Devam ediyoruz işte. Evet, uzun yıllara dayanan sektör tecrübelerinizin bulunması, geniş bir mekan içerisinde güvenli bir hizmet sunmanız, kaliteli bir hizmet sunmanız sebebiyle tercih edildiğinizi düşünüyoruz ama sizce başarınızın sırrı nedir Metin Bey? Neden müşterileriniz yıllardır sizi yalnız bırakmıyor? Başarının sırrı, eğer balık diyorsanız balık taze yenilmesi gereken bir olay. Güler yüzlülük, insanlara iyi davranmak. Burada sadece yani çay bahçe işletmeci değil. Burada biz, ne diyorsunuz ona siz? Tourism information. Yani o görevi de üstleniyoruz. Gelen misafirlerimizi merkez olduğu için insanlar Sinop'a gittiği zaman ilk önce bizle buluşmak zorundalar. Onun için biz burada turizm sektöründe information görevi de yapıyoruz. Yani insanlar nereye gidecekler, nerede ne yiyebilirler. Bizi tercih etmeyebilirler ama bizim kadar kaliteli, güzel yapan yerlerimiz var. Rakı veren, içki veren yerlerimiz var. Onları yönlendiriyoruz. Nerede denize girilir, neresi tehlikelidir, neresi değildir. O evet, şekil burada sadece devam güzel lezzetleri sunmakla kalmıyoruz. Aynı zamanda müşteri memnuniyeti için her şeyi, gerekli olan her şeyi tabii, de pansiyonunu, otelini, kim güler yüzdür, kim daha iyi davranır, ekonomik anlamda yani daha nerede rahat edebilirler. Bu şekilde devam ediyoruz. 22-23 yıldır buradayız. Evet, Sinop turizm açısından önemli bir bölge. Karadeniz'in incisi olarak tabir ediliyor ve yazın yoğun bir turist çekme potansiyeli evet de var. Tabii ki bu da buranın daha hızlı gelişmesine katkıda bulunacak inşallah. Tabii bir de şu var, şimdi yollarımızı biliyorsun, Karadeniz saf ve engebeli bir arazi. Yıllardır biz yol sorunu yüzünden çok şeyler çektik bu memlekette. Şimdi yollarımız kısaldı. Samsun 1 saate indi. Boyvat Kastamonu 1 saate indi. Boyvat yarım saate indi. Yani günebirlik turizmcilik diye bir turizmcilik başlayacak burada. Yani buranın esnafı cumadan başlayacak, pazar akşamına kadar burada 3 gün iş yapacak. 3 gün süre içerisinde abi, ekonomik anlamda en azından kışın kazandığı parayı yatırımını yapıp değerlendirebilecek ve bu kışın da 3 günlük süre içerisinde kazandığı parayı da kendi ihtiyaçlarına karşılayacak. Yani böyle bir gelişim var Sinop'ta, günübirlik turizmi. Evet. Bunu Amasya yapıyor. Bunu diğer iller yapıyor. Sinop niye yapmasın? Kesinlikle. Şefim, bize sunmuş olduğunuz lezzetleri ana başlıklar altında sıralar mısınız? Buraya gelen müşterileriniz hangi lezzetleri tadabiliyorlar? Palamut, levrek, somon, çıpra. Evet. Lüfer istediği yani. Yani mevsimine göre çıkan balıklarımız var zaten. Sabahleyin bir tanemiz kalkar, balık tezgahları dediğimiz balık tezgahlarında dolaşır. Ne var örneğin balık tezgahlarında bugün? Lüfer var, atıyorum işte dip balıkları dediğimiz de barbunya, levrek. Genelde yaz sezonları dalmışlarımız tüfekle vururlar. İskiri. Burada onları biz garsonlarımıza söyledik. Müşteri balık sunacağınız zaman şunu şunu sayın. Ve çok balıkla çalışmayız biz. Alırız orada 3 tane o çeşitli, 4 tane bu çeşitli koyarız tezgahımıza. Yoğun bir müşteri akını olduğu zaman balıkhanemize telefon ederiz. Salatası yapılana kadar balık, yani balığın salatası yapılana kadar balıkhaneden balığımız gelir. Böyle çalışmak daha güvenli oluyor. Evet, balığı gıda, gıda sektörü insan sağlığı açısından çok önemli. Özellikle işin içine balık girince balık, hijyen tabii. Ve ortamın koku sizin alanınız bunun için çok müsait, açık bir alan, park içerisinde, yeşillikler içerisinde. Zaten bayat balık tavaya konduğu zaman, nereye konulsa konsun, bayatsa balık zaten böyle 10-15 metre alana yayılır. Ben buyum hesabı yani, bayatım ben.
Evet. Yani buradan pişirmek... geçen de böyle yapar. Evet, balık pişirme inceliklerini bize anlatır mısınız İsmail Bey? Temiz ya, temiz hava. Her yapmamızda yağımızı değiştiriyoruz. Tavamız temiz. Yani balıklarımız da zaten günlük balık. Tabii sizin özel sos sulama şekilleriniz vardır. Evet, ona tabii. Lezzete lezzet katıyordur. Bunları da buradan izleyicilerimize anlatmayacağız. Buraya gelecekler ve tadacaklar. O zaman tabii. İsmail Bey, evet. Önümüzdeki dönemlerde artık sizin etkiniz daha fazla devam edecek. Çünkü evet. Siz ikinci nesil olarak işletmenin evet. Başındasınız. Tabii ki Metin Bey her zaman kontrollü bir şekilde burada. Çünkü müşterilerimiz bize alıştığı için sizin simanızı görmek isteyeceklerdir. Bu çok önemli ama merak ediyoruz önümüzdeki dönemler için neleri hedefliyorsunuz? Sizi ve firmanızı nerelerde göreceğiz? Önümüzdeki dönemler için şöyle en azından şu anda elimizde olan müşterimizi yine aynı şekilde koruyacağız. Yani aynı güveni babamdan sonra vermeyi düşünüyorum ben de müşterilerimize. Daha sonra Sinop bilindiği gibi turizm anlamında da gelişen bir şehir. Kış dönemlerinde de artık turizm anlamında, özellikle eskiden yaz dönemlerinde turizm sektörünün bayağı yoğun olduğu bir ildi. Artık kış turizmi de yavaş yavaş hareketlenmeye başlıyor. Biz de ona göre kendi önlemlerimizi alıyoruz. Kışa göre de kendimize hazırlıklar yapacağız. İşte mekanımızı genişleteceğiz. İnsanlara kapalı alanda hizmet sunmayı hedefleyeceğiz. Bir şekilde buraya gelen insanları mutlu bir şekilde göndermeyi hedef edineceğiz kendimize yani. Evet, bizler de bu güzel hedefleriniz doğrultusunda sizlere başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Metin Bey, mekanınızda aynı anda kaç müşterinizi, misafirinizi ağırlayabiliyorsunuz? Şimdi balık işi acelelik istemeyen bir iş bir kere. Hele balık işi yani. Yani bizi rahat bırakırlarsa 50 kişi bir saatten uyuyoruz. Evet, toplam mekanınızda... Mekanımız büyük. Mekanımız 400 masa sandalye falan bir yer. Ama bir otobüs geldi, atıyorum yani bir otobüs geldi. Biz açız dediler. Biz balık yiyeceğiz. Biz onlara diyoruz ki, bize bir yarım saat, 40 dakika müsaade edin. Sinop'un gezilecek, görülecek yerleri var. Otobüste bir yarım saat, 45 dakika gezdikten sonra isterse salatayı tek tek istesinler veya işte 3 kişilik, 5 kişilik tabaklara. Biz onlara bir saatte yaptık bunu, denedik, doyuruyoruz. Teşekkür alıyoruz. Hakkımız olan parayı da alıyoruz. Onları incitmeden. Evet. Teşekkürle beraber gönderiyoruz. Onlar da gittikleri yerlerde anlatıyorlar bunları tabii. Adam geliyor tabii o gittikten sonra. Ya Metin Bey'in yeri burası mı? Pamuk Metin yeri. Evet burası. Ya arkadaşlarımız balık yemişler biz de. Buyurun oturunuz diyoruz. Dolabımızı gösteriyoruz. İstediği balığı varsa, balığı biliyorsa, ne istiyorsa, nasıl yapılması gerekiyorsa, buğulamasını mı istiyor, tavasını mı istiyor, ızgarasını mı istiyor, soslu mu istiyor? Arkadaşlarımız, ben, oğlum, işte İsmail Bey, var tabii. Sabah elemanımız da var burada erken gelen. Evet, röportajdan önce 20-25 yıldır sizin yanınızda çalışan, size hizmet veren personelleriniz oldu. Tabii. Sinop bilir bunu zaten. Bunlar gerçekten büyük başarılar diye düşünüyoruz. En kötü elemanım 15-16 yıldır. Sinop halkı bilir zaten bunu. Ocakçım burayı açtığım günden beri. Demin gösterdiğim garson Ali Sangalal arkadaşımız 15-16 yaşındaydı buraya yanına. Evlendi şimdi 13-14 yaşında çocuklar var. Evet, harikasınız. Metin Bey, buradan son olarak şu ana kadar sizlere güvenip sizleri tercih etmiş olan müşterilerinize ve izleyicilerimize neler söyleyeceksiniz? Sinop'a gelsinler. Hele şu dönem Eylül-Ekim ayı Sinop'un en güzel orta yaş grubu için. Denize de girilir, denizlerimize de girilir bu aylarda. En güzel ayı Sinop'un Eylül-Ekim ayıdır. Balığı, bıldırcını, incini, üzümü, kestanesi, bir yer falan ilçemiz var. Mükemmeldir yani, natürel kestanesi işte, tekmezidir. Yani Sinop her mevsim sevilir. En güzel mevsimler benim için de, Sinop'un yerlisiyim de öyledir. Eylül-Ekim ayıdır. Zaten Sinop'tan göç etmiş insanların, bu 55 yaşı üzerindeki insanların tercihleri Eylül-Ekim ayıdır Sinop. Şimdi bıldırcınımız başlar bizim. Bıldırcınımız var işte, lüküs, damgalar, neyse işte, tüfekler vesaire. Öyle. Yani tavsiye ediyorum Sinop'u. Her dönem Sinop'u tavsiye ediyorum ben insanlara. Siz son olarak neler söyleyeceksiniz İsmail Bey? Biz bizi buradan izleyen müşterilerimizi dükkanımıza ve Sinop'a davet ediyoruz. Sinop'un güzelliklerini en iyi şekilde onlara göstereceğiz. Tatmadıkları lezzetleri burada rahatlıkla, gönül rahatlığıyla tatabilirler. Uygun ve lezzetli bir şekilde. Bekliyoruz Sinop'a geldiklerinde. Pamuk Metin'in balık evine de uğrasınlar. Evet. Siz son olarak ne yapacaksınız? Biz de herkese en güzel şekilde ağırlamaya devam edeceğiz. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgilerden dolayı ve kaliteli hizmetten dolayı çok teşekkür ediyoruz.
daha nice uzun yıllar başarılarınızın katlanarak devamını temenni ediyoruz. Ama gitmeden size güzel bir balık yedirmek istiyoruz. Tamam, çok teşekkür ediyoruz. Balıkhaneye yarın bir bakın, ne var orada? Lüfer, cinokok, şu bana bize söyleyin. Biz oradan alırız, getiririz, bize tertemiz, soru soru yaparız, önünüze sunarız. Çok teşekkür ederim. Kendi özel soslarımız var bu İskopik çalkan balığında. Evet, nezaketiniz için, misafirperverliğiniz için hoş geldiniz tekrar. Bu kaliteyi belki şu ana kadar on binlerce insana sunduğunuz için ayrıca teşekkür ediyoruz. Evet. Hepsi adım. On binleri geçmiştir. Geçmiştir. 22 yıl alır zaman değil. Kesinlikle. Çok teşekkürler. Sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri Pamuk Metin Balık Evi'nden aktaracaklarını şimdilik bu kadar. Söz Merkez stüdyolarında.